Neyse bize vermeyin hocam, dursun ya. Yok, ben arkadaşlara güveniyorum. Şimdi arkadaşlar, Master Collection'ı kurarken Autoplay dosyası eğer açılmazsa, bakın CD'deyiz şu anda. C, hard diskin C bölümü, B bölümü, D bölümü ve CD. Çift tıkladığımızda çıkar Autoplay dosyası. Şu örneğin çıktı şimdi. Yine çıkmazsa bunun içine girip aç deriz. Bakın burada Autoplay dosyası var. Bunu çalıştırırız. Çift tıklayıp çalıştırırız. Ya da şu şekilde de yapabiliriz. Windows 7 ve 8'ler için yönetici olarak çalıştır deriz. Kuruluma başlarız. Şimdi başlayalım. Evet dedim. Bakın. GS3 Adobe Creative Suite Master Collection. Install Adobe GS3 Master Collection. Bunu da elle şuraya tıklarsan sadece Acrobat kurulur, Adobe Reader kurulur. Şuraya tıklayacağız. Tıkladık. ...16 GB'lık bir... sadece bu Photoshop değil, Adobe'un bütün programları var. Şimdi göreceksiniz. Ne diyoruz? Lisans sözleşmesini kabul ediyoruz. Devam diyoruz. Okumuyoruz. Okumuyoruz, evet. Şimdi serial kısmı geldi arkadaşlar. Burası biraz önemli. Biraz değil, bayağı önemli. Şimdi bakın, serialı şöyle çektim kenara. Şurada bizim Magnitude diye bir klasörümüz var. Bunu açıyorum. Birinci CD'nin içerisinde bakın şu. Açtım şu DLL dosyası. Asneo DLL. Bunu kopyalıyorum. Nereye? Geliyorum şimdi C'ye. C. Program dosyaları. Common Files. Orada yazdım yolunu. Adobe. Installers. Bakın içinde 8BB24E böyle garip bir klasör var. Bunun içine giriyorum. Asneo DLL dosyası burada var. Buraya yapıştırıyorum. Diyor ki o dosyadan burada var, ne yapmak istiyorsun? Kopyala ve değiştir diyorum. Üzerine kaydediyorum yani. Devam. Şimdi kopyaladı ve değiştirdi. İniyorum serial ekranına. Buraya gelişi güzel rakamlar yazıyorum arkadaşlar. Bakın gelişi güzel. En sonuna yeşil tik işaretini attı mı? Yani seriyeli kabul etti. İleri diyorum. Şimdi burada da diyor ki bu Master Collection versiyonunda bu programlarımız var diyor. Hangisini istersin? Adobe'un bütün programları var ve full versiyonlar arkadaşlar. İşte Acrobat, After Effects, After Effects'in bileşenleri. Ondan sonra Contribute, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Video Encoder, Illustrator, ki Illustrator da çok enteresan bir programdır. InDesign, Photoshop, Premiere, Soundboot, hepsi var burada. Ben diyorum ki makinemi kastırmayacağım diyorum. Acrobat'ı kurayım. Acrobat çünkü her bilgisayarda olması gereken bir program. After Effects bana şu anda lazım değil. After Effects'in diğer bileşenlerini de kaldırıyorum. Contribute lazım değil. Dreamweaver lazım. Encore değil. Kaldırdım. Fireworks de resim işleme programı arkadaşlar. Fireworks'ü duyanlar vardır. Photoshop'un küçük kardeşi. Yani Photoshop kadar yetenekli olmayan ama çok şey yapabilen bir program. Fireworks de küçümsenmeyecek bir program yani. Ama biz Photoshop'a dalacağız. O yüzden Fireworks'ü kaldırıyoruz. Flash lazım. Video Encoder lazım. Illustrator şimdilik lazım değil. InDesign lazım değil. Photoshop'u kuruyorum. Premiere'i kaldırıyorum. Bu Premiere de video işleme programı. Ve bütün televizyon programları bunu kullanır arkadaşlar. Yani yerel basından bahsetmiyorum. Ulusal basından bahsediyorum. Show of TV, Star, gidin bakın. Stüdyolarında Premiere muhakkak vardır.
Kaldırıyorum. Kes birleştirme benzeri şeyler mi? Hayır hayır, bir sürü şey var. After Effects'le Premiere'i kullanmayan şey yoktur yani. Yayın alıyor. Efektler verir, işte sesleri kısar, açar. Reklamlara. Reklamlara tabii her şeyi yapar onunla yani. Şunları kaldırdım. Şu versiyon GS3 server, bu GS3'ün bir bileşeni oluyor arkadaşlar. Biz bunu kaldırsak da kuruyor. Hani yardımcı bileşenleri gibi düşünün bunu. Dolayısıyla kaldırmıyorum. Yine ileri diyorum. Ne yaptım? Bu ekrandan bana lazım olan programları seçtim. Bütün Master Collection versiyonunu kurup da makinemi kastırmak istemiyorum şu anda. İleri dedim. Diyor ki işte bunun için diyor. C klasörünü seçin diyor. Program X, Program Files X86'nın içinde Adobe diye bir klasör var diyor. Buraya kuracağım diyor. 3.6 GB gerekli. Gerekli alan bu kadar diyor. Çok detayına girmiyorum. Burada çok fazla önemli bir durum yok. İleri diyorum. Şimdi kuracağı programları listeledi bana. Doğru mu? Creed, şu Master Collection'ı doğru. Acrobat, Dreamweaver, Flash, Video Encoder, Photoshop ve bileşenler. Dreamweaver var mı? Var. Flash, Dreamweaver. Eksiğimiz var mı? Yok. Yok. Flash var. Photoshop var. Dreamweaver var. Bir de ne var? Flash Video Encoder var. Başka bu kursa bir şeye ihtiyacımız yok. Bir de HTML göreceğiz. HTML için programa gerek yok. Açacağız not defterini. Kod yazacağız orada. Tamam. Yükle diyorum. Bu şimdi böyle yüklüyor. Bu böyle yüklerken bekleyeceğiz mecbur. Şu anda kayıttayız. Anlamadığınız bir nokta var mı arkadaşlar bu kurulumla ilgili? Buraya kadar iyi oldu. Yani çok zor bir şey değil. Kurduktan sonra da önemli bir durum var, onu da anlatacağım. Yani kurulum bittikten sonra crackleme olayı var. Onu da anlattıktan sonra olay bitiyor zaten. Derse devam edeceğiz. Crack de aşağıdaki. Aha, crack de aşağıdaki. Başka bir şey yok. Biz kaç, İkbal hocam ne zaman başladık kursa? Bir ay oldu mu başlayalı? Çocuğa 19'undan mı başlamıştık? Nerede? Ey Aygın'da mı? Defteri hiçbir şey doldurmadım ki. 2015. Ben onu da doldurmam gerekiyor değil mi defteri? Modül şeyi varsa, planı varsa planından. Yok, planı da yok. Web tasarımı Photoshop olarak mı alacağız planı? Yok, web tasarım diye yok mu şeyde? Bakayım, bakarım ben ona. Canlı. Şimdi de bakarım. Hocam beraber bakalım ya. Tamam. Ben bununla öğreneyim ya. Da. Size başka bir bilgisayar verelim mi hocam? O yüklesin onu. Biz devam edelim. Başka bir bilgisayar olabilir mi? Olabilir. Vakit kaybetmemek adına. O zaten. Ama ekrana yansımayacak ondan sonra. Bunu sökeliyoruz ya. Ekran nereye bağlı? O zaman kayıt ne olacak? Yok, kayıt devam eder de. Ekrana evet. Yansımaz. İkinci, üçüncü CD'yi isteriz. Önce isterseniz şöyle yapalım. Bir, ikinci CD'yi istesin. Tamam. Ondan sonra onu da görelim. Yani CD, çünkü DVD isteyecek. DVD takacağız. Okey deyip devam edeceğiz. O ekranları da görmenizde fayda var yani. Hocam bizimkiler 3 CD'ymiş. Oradaki 3 ile 4'ü nasıl ayıracağız bakalım. Aslında sizdeki o 4 kısmını yeni bir DVD'ye çekseniz kendiniz iyi olur yani. Tek tek olursa daha basit oluyor. Kurulum. Onu takıyor. Bunlar benim orijinallerim. İsterseniz burada bir tane daha var. Ha, size yaptırmıştık hocam burada. Bizim Fatih'e bir 5 milyon para vermeniz gerekiyor. Buyurunuz. Bu arkadaşlar çünkü bayağı bir... Var var. O arkadaşa 5 milyon para verin. Aha. Bak orada. Genç mühendis arkadaşımız.
çanta açılmıyor. İyiymiş. Bu çok beğenmiş. Geçen hafta izne çıkıp arkadaşlar gelmeyen, derse gelmeyenlere olayları ballandıra anlatın. Evet. Cuma, şimdi gösterirler herhalde. Dolum esnasında. Vallahi hocam. Kimleri çirkinleştirdik, kimleri güzelleştirdik. Şöyle yapabiliriz bu. Bu kurarken bir dersi izleyelim mi? Olur. Bu kurarken. Değil mi? Öyle olabilir. Mesela kaç... Şununla var mıydınız hocam siz? Bu teyzeyi hani uğraşmıştık ya. O zaman şuradan başlayalım. Şu şuradan başlıyorum o zaman. Şuradan. Mahmut Hoca varmış, bol bol çekmiş. Onu da biz çektirdik. Mahmut dedim. Geçen ders arkadaşlar bu fotoğrafı şey yapmıştık. Bir yazı yazmıştık. Yazının arka background'una denizi almıştık. Ve o yazıyı denizin üzerine yatırmıştık. Hatırladınız. Yaptık bunu. Şimdi bunu bugün bir daha yapalım. Fakat şeyi de yapmaya çalışalım. Denizin o yazının biraz yansımasını denizin altına atalım. Yani buradan da yansıma efektini de öğrenmiş oluruz. Yani yansıma efekti nasıl yapılır? Şimdi bakın bir daha tekrar ediyorum. Amaç denizin üzerine yazı yazmak ama normal bir desen değil. Arka fonu yani yazının deseni. Şimdi denizin rengini alsın. Şimdi geliyor. Biz bunu denizin üzerine yatıralım. Suyun altına da bir yansıma efekti yapalım. Şunu bir durduralım. Şimdi ne diyor bize? Kurulum ekranına geçtim. Şu anda anlatmıyor. D2'yi tak diyor. CD2'yi tak diyor yani. Ondan sonra 2'yi buluyorum. Master Collection 2. Bunu çıkarıyorum. İkiyi taktım. Ondan sonra okey diyorum arkadaşlar. Okey diyorum sadece. O devam ediyor. Kendisi kuruyor. 3 ve 4'te bizim son CD'yi kullanmayacağım. Onu bir görelim. Çünkü bizde daha öbür türlüsü var. Ama bu şekilde olmaz. Üç, o zaman şöyle yapmamız gerekirdi. Siz şöyle yapın arkadaşlar. O 4'ü, 4 kısmını farklı bir CD'ye alın. DVD'ye alın. Sisteme öyle ayırarak ilk öncelikle sonra da olmayınca birleştirerek hepsini toptan attım. Başka CD atın. Öyle mi? Başka DVD. 4 kısmını başka DVD'ye atın siz. Ne yapsak? Böyle daha kolay oluyor. Onu içeriğinden silsek, bilgisayara atsak, yani silsek çıkartıp atsak, onu yükledikten sonra... Öyle de olur. Tabii öyle de olur. Öyle de olur. Tabii öyle de olur. Doğru. İçeriğini bilgisayara atarsınız. Mesela bir klasör açtınız. Bir. Klasörün adı 1. Master Collection 1. Ondan başlarsınız. 2 deyince 2'nin şeyini... 2'yi normal gidiyor. 2'yi çalıştırırsınız. 3'ü çalıştırırsınız. Ama burada şey dedi. CD'yi takın dedi. Biz onu bir dosya gösteremeyiz ki. Yani direkt CD'yi tak dedi. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Aslında Diamond Tool'la sanal disk yaparak onu çok daha kolay kuruluyor da. Ha, öyle olur belki. Ya siz böyle yapın arkadaşlar. Bu kolay ya. Yani ayrı DVD'lerle devam ediniz. Uyar tabii öyle duyar da işte kurarken hani bu kolay oluyor ya. Şunu da söyleyeyim bakın arkadaşlar CD'yi takınca ikinci DVD'yi takınca aslında kurulum devam ediyor ama bir otomatik kullan ekranı geldi. Bu Adobe'la alakası olan bir durum değil. Windows ekranı bu. Hani CD taktığınız için otomatik kullanmak istiyor musun diyor. Biz buna hiçbir şey demiyoruz. Kapatıyoruz bunu yani. Ondan sonra derse devam ediyoruz. Geçen derste o yansıma efektini yapmamıştık. Bugünkü dersteki amacımız bunu yapmaktaki amacımız. Hem bir tekrar olsun hem de yansıma efektini de öğrenmiş olalım. Şimdi daha önce biz şurada text tool'a yazı aracına hiç girmedik.
girebiliriz de yazı aracına tıklayıp buradaki olay yazıyı yazmak. Tabii bu şu yazı fontundan kaynaklandı. Şuradaki seçtiğimiz yazı fontundan. Biz buna direkt tabloma yaparsak. Arkadaşlar bu normal yazı. Şimdi bakın bunun yazının puntosunu büyütebilirsiniz. Aynen bildiğimiz Word programındaki gibi yazı stilini değiştirebilirsiniz. İşte bold ya da normal yazabilirsiniz. Yani bold kalın. Evet, kalın. Ya da puntoyu değiştirebilirsiniz. İşte buradan güçlü vesaire, ortala, sağ hizala, rengini ayarla ya da yazıyı biraz büyük. Bu işlemleri yapabilirsiniz. Örneğin şu menüde ne var? Şuna tıkladım arkadaşlar. Üzerine gelince create warped text diyor. Tıkladım. Style none diyor. Yani henüz bir style yok. Ne yapalım? Bakın burada küçük simgeler haline şekillerini veriyor. İşte art seçtiğimiz zaman bu şekilde yapıyor. Ya da bu şekilde. Ya da bu şekilde. Şimdi örneğin arch upper dediğimizde şöyle bir şekil yapıyor. Şimdi neden biliyor şekil, musunuz? Yani şu an bize uygun değilse kaydırma çubuklarıyla artırıp çalıştım. Bu arada hem ders çekiyoruz hem bunu izliyoruz. Bunu da bir daha çekmiş oluyoruz. Evet. Neyse. Şimdi 3'ü koyalım. Biz programı seçerken bütün hepsini seçmedik ki ondan hızlı gidiyor. Hepsini seçtiğinizde bu kadar hızlı olmazdı. Evet. Bayağı azalttık çünkü orayı. Ağır programların şeyi kalktı. Taktım, okey dedim. Normalde bizde hepsi kurulu herhalde. Şimdi aynı kapıyı yapacağım. O makinelere de aynısını kurduk. Hepsi kurulu değil. Değil, değil. Merhaba, hoş geldiniz. Yüklemeye devam ediyor. Şu anda Photoshop programının kurulumunu anlatıyoruz hocam biz. O hem kuruyor, biz de aynı zamanda önceki derslerimizi izliyoruz şu anda. Hem kurulum yapıyor hem de önceki dersleri izliyoruz. Ya da diğerleri fark etmiyor. Var var, hepsinde var. Ama orada şey var hocam. Bayrak şeklinde. Şimdi şöyle. Şu eğimizi var. Bilgisayarlarımız kaydırma çubuklarıyla. Üzerinde oynayabiliyoruz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Buradaki şekilleri uygulayabilirsiniz. Ve kaydırma çubuklarıyla üzerinde oynayabilirsiniz. Başka ne var yazılarda? Örneğin bu stili, hiçbir stil olmayan bir yazı. Buna biz şunun fontunu biraz daha büyütelim ya da direkt şuradan. Bakın şöyle de büyütebilirsiniz. Bu kılan yazı yazdıktan sonra bu kılan tıklayınca yukarıda şu transform kontrol var. Biliyorsunuz resimlerden de biz onu biliyoruz. Yani bunu şimdi istedi. Köşegenlerinden, tutamaçlarından büyütebilirsiniz. Enter dediğinizde uygulan. Sonra bu tiki kaldırırsınız. Seçim gitmiş olur.
Peki bu yazıya biz başka ne efekt verebiliriz? Bu normal, normal hiçbir style olmayan bir yazı. Ne yapabiliriz? Bakın arkadaşlar, şuraya dikkat. Yazıyı yazınca, fotoğrafımın üzerine yazıyı yazınca layer panelinde bir text layer'ı çıktı burada. Otomatik yaptı onu, ben yapmadım. Photoshop yaptı. Şuradaki layer paneline dikkat. Peki ben ne yapsam yazının üzerine oynayacağım. Photoshop'a, pardon, fotoğrafa, background'a hiçbir şey yapmayacağım. Bu yazının üzerine oynayacağım için bu yazı layer'ına sağ tıklıyorum. Bakın şurada blending options var. Tıklıyorum ona. Şimdi bakalım bu yazıya ben ne yapabiliyorum. Örneğin gölge verebiliyorum. Drop shadow. Bakın işaretleyince ekrana bir bakın, hafif bir gölgeli oldu. Peki drop shadow'un drop shadow property'leri de buradadır. Şu sağ tarafta pencerenin. Mesela ne var? Angle var, açısı. Yani gölgenin açısı. Mesela ben diyorum ki şunu alta doğru çeviriyorum. Alta doğru gölge yap. Blend mode var, multiple. Değiştirebilirim. Darken. Varsayılanı multiple geliyor. Renk yanması, linear burn vesaire. Bunları tek tek deneyin. Ne gibi etkiler veriyor? Özellikle burada vurgulamak istediğim şu var arkadaşlar. Distance'ı, bakın dikkat edin yazıya. Speed'i ve size'ı, size boyutudur, gölgenin boyutu. Bakın, bakın artırdıkça gölge çoğalıyor. Dikkat edin. Bakın yukarıya doğru gölge geliyor. Yani buradan işaretlediğim herhangi bir şeyin property'si de burada. Başka ne var? Inner shadow var. İçeri doğru gölge. Ve ben bunun üzerine tıklayınca, işaretleyip yazının üzerine tıklayınca onun property'si geliyor. Yine burada size ile uğraştığım zaman içeriye doğru gölgesini artırıyor, eksiltiyor vesaire. Kalitesini de buradan ayarlayabiliyoruz. Outer glow. Yine yazının üzerine tıkladım. Bakın. Dikkat edin. Yazı efektleri. Kaldırdım. Inner glow içeri doğru. İşaretleyince property'leri bakın dikkat edin pasif görünüyor. Arkadaşlar ne zaman aktif oluyor? Kurulum bitmiş. Yükleme tamamlanmış. Şunu bitirelim. Şunu da kapatalım. Şimdi bakın yükleme tamamlandıktan sonra arkadaşlar şuraya zaten Master Collection klasörünü atıyor şuraya. Kurduğumuz bütün programlar burada. Yani tüm programların altında. Fakat şu anda kullanılabilir durumda değil. Neden? Cracklemesini henüz yapmadık. Şimdi biz cracklemesini nasıl yapacağız? Dördüncü CD'yi bitirdik ya. Tekrar birinci DVD'yi takacağız oraya. Bulalım şuradan. Bir bir şu değiştirdim yerlerini. Tekrar biri taktık. İyi akşamlar. Bir açsın. İlk kurulum ekranında şifre kırma olayına bakmıştık, girmiştik, onu yapmıştık. Şimdi bir de bakın şu çıkınca artık bunu önemsemiyoruz. Neden? Autoplay'i çalıştırdık çünkü kurduk. Programın yani Adobe'un kurulumunu bitirdik. Bunu artık önemsemiyoruz. CD'nin üzerine sağ tıklıyoruz. Kastı biraz. Sağ tıklıyorum, aç diyorum. Şu klasör vardı arkadaşlar. Magnitude klasörü. Şimdi içine giriyorum bunun. Kurduğum programlar hep burada. Bakın bu ne? D sürücüsü. Yani D sürücüsünde çalışıyorum şu anda.
Mesela neyi kurdum? Mesela Dreamweaver'ı kurdum değil mi? Giriyorum içine. Dreamweaver'ın exe programını alıyorum. Kopyala diyorum. Geliyorum. Bilgisayarım. C. Program dosyaları. Bu sefer Common Files'a girmiyorum arkadaşlar. Direkt Adobe'a giriyorum. Burada Dreamweaver klasörünü bulup onun içine sağ tıklayıp yapıştır diyorum. Bu exe dosyasından orada var diyor. Ben de kopyala ve değiştir, üzerine yaz diyorum. Devam. Şu anda Dreamweaver kullanılabilir durumda. Aynı şeyi diğerleri için de yapıyorum. Mesela neyi kurdum? Flash'ı kurdum. Alıyorum Flash'ın exe'sini. Kopyala. Geliyorum. Buraya yapıştır. Devam. Yine video encoder'ı kurdum. Kopyala. Video encoder'ın içine yapıştır. Photoshop'u kurdum. Elim kaydı. Photoshop klasörün içine yapıştır. Başka var mı burada kurdum? Bir tane daha var. Onu özellikle sona bıraktım. Akrobat'ı kurdum değil mi? Akrobat'ı. Şimdi akrobat'ı nasıl crackleyeceğim? Şöyle arkadaşlar. Bakın akrobat'ın içine giriyorum. CD'deki magnitude klasörün içinden. Akrobat'ın içine giriyorum. DLL yok burada. Exe yok. Hiçbir şey yok. Bir tane daha klasör var. Onun içine giriyorum. Bir tane DLL var. Exe dosyası değil bu. DLL dosyası. Onu alıyorum. Nereden aldım? Akrobat 8.0. Onun içindeki akrobat klasörün içinden aldım. Geliyorum gene C sürücüsüne. Akrobat 8.0'ı buluyorum. Onun içindeki akrobat klasörüne girip buraya yapıştırıyorum. Kopyala ve değiştir diyorum. Şu anda o da cracklendi. Yani şu anda kurduğum Master Collection'ın bütün programları kullanılabilir durumda. Böylece dersi de çekimi bitiriyorum.